Merhaba arkadaşlar, bu videoda spora vakit ayıramıyorsanız, spora gerçekten vakit ayıramıyorsanız kas kütlenizi, gücünüzü nasıl korursunuz veyahut da yavaş yavaş nasıl artırabilirsiniz, nasıl fit kalmaya devam edersiniz bundan bahsedeceğim. Burada bahsedeceğim şeyler ilk etapta tabii ki kendi tecrübelerim olacak. Yani teorik olarak bildiğim şeylerin üzerine bunu kendim tecrübe ettikten sonra sizle paylaşmak istedim. Bu çok fazla bilinen bir şey. İşte spor, yani sorulan bir şey pardon. Spor yapamıyorum bir süredir, ne yapayım? İşte kas kütlemi nasıl korurum? Veyahut da spor yapamasam kaslarımı koruyabilir miyim? Veyahut da hiç gerçekten vaktim yok spor yapmaya, nasıl fit kalabilirim? Bunu soran insanlar var. Ben de bunu paylaşmak istiyorum kaliteli bir şekilde. Bu süreçte benim tecrübem arkadaşlar bir 6-7 aydır doğru düzgün yani spor yapamıyorum. Biliyorsunuz yani ben kompetitif yarışmacı powerlifter'ım ama buna rağmen doğru düzgün antrenman yapamıyordum. Haftada 1, çok iyisi haftada 2, çoğu zaman haftada hiç antrenman yapıyordum. Hatta bunun yanında uykularım rezaletti, beslenmem çok kötüydü. Yani pizza falan bu tip işte döner möner bu tip şeylerden bahsediyorum yani. Bütün bu olumsuzluklara rağmen en azından bir Avrupa şampiyonasına girdim ve 3. oldum. Yani çok çok da kötü bir derece değildi. Yarışmalarda o zamana kadar yaptığım en yüksek ağırlığı yaptım hiç antrenman yapmadan. Ki hani antrenman da salonda daha önce yaptığım ağırlıklardan düşüktü. Daha iyisini beklerdim normalde ama yine de gücümü birazcık koruyabilmişim. Ve kas kütlemede baktığım zaman yine hani kıyafetlerim aynı şekilde oluyor. Bütün bunları nasıl başardım bundan bahsedeceğim. Şu espriyi yapmayın. Furkan senin zaten kasın yoktu. Olmayan kasın neyini kaybedeceksin falan filan diye. Çok rezalet espri. O yüzden bir an önce içeriye başlayalım. Arkadaşlar 3 taktikten bahsedeceğim burada. Bunlardan birincisi şu ya hep ya hiç mantığından bir çıkın. Ya bugün Jeff Bezos da Amazon'u yönetirken ya hep ya hiç diye girseydi batardı. Ya Cristiano Ronaldo da ya hep ya hiç ben işte mükemmel olacağım veyahut da hiç yapmayacağım dese yine batardı. Ne bileyim yani Beyazıt Öztürk de ben ya hep ya hiç en iyi şovu yapacağım yoksa olmaz falan dese batardı. Ama hani özellikle yeni başlayanlarda ben işte bu sporun en iyisini yapacağım. İşte elimden geleni yapmam lazım. Yemeklerimi tam 7.45'te yemem lazım. Antrenmandan 30 dakika sonra işte protein tozumu içmem lazım. Yoksa hiç boşa yaramaz yapma diye bakıyorlar. Bu çok yanlış ve bu kötü bir mantalite açıkçası arkadaşlar. Bu şekilde düşünmek yerine ne yaparsam kârdır diye düşündüğünüz zaman gerçekten faydalı oluyor. Yani ben bu süreç içerisinde komple salmış olsaydım, haftada bir bile antrenmana gitmemiş olsaydım muhtemelen böyle kalmazdı. Mental olarak zaten çok uzaklaşmış olurdum. Ben her zaman aklımda ben yine de PR yapacağım, yine de ağırlığımı düşürmeyeceğim diye kendimi telkinlerde bulunuyordum. Ve nitekim bench press yarışmasında mesela gayet güzel bir şekilde ağırlık kaldırdım. Hani bu nasıl oluyor? Çünkü ya hep ya hiç mantığından çıkıp ne olursa olsun ben bunu yapacağım diye düşünmeye başlıyorum. Böyle düşündüğünüz zaman arkadaşlar yani haftada bir de olsa antrenman yapsanız verimli oluyor. Ama böyle düşünmediğiniz zaman işte ben şey yemediğim zaman işte esmer pirinç yemezsem hiç yapmayın bu sporu diyor arkadaşlar. Ondan sonra gidiyorlar işte pizza, dondurma vesaire yiyorlar. Hani bu mantık oldukça yanlış. Beyninize yazın. Bir şeyler yapsanız da sayılır. Yani hiçbir şey yapmamaktan çok daha iyidir. Hatta çoğu zaman yaptığınız o minimalist çok basit şeyler size faydanın çoğunu verir. Sonra yapacağınız bir sürü şey yani %20 efor %80 faydayı verir. En azından onu her zaman tutmuş olun. Aşağıdaki meyveleri yakalayın. Yukarılara çok tırmanmaya vaktiniz yoksa. İkincisi arkadaşlar intermittent fasting diyeti yapın. Gerçekten bunu 2 seneden fazladır yapıyorum artık. Ve size sürekli bundan bahsediyorum. Ya bir sürü videomda intermittent fasting var. Google'a intermittent fasting yazınca artık ben çıkıyorum. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu diyeti birazcık araştırın. Aşağıya ben linkini koyacağım. İçinde videolu ve yazılı anlatım var. 10 dakikanızı ayırıp bu diyetin ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Kısa bir teaser verip geçeceğim. Aralıklı oruç anlamına geliyor intermittent fasting. Yani bir aç kalıp bir tok işte beslenerek vücudunuzu antrenman yapıyormuş gibi uyarıyorsunuz. Yani aç kaldığınız dönemde hormonlarınız öyle verimli oluyor ki vücudunuz tetikte oluyor sürekli. Yani kas kütlesini korumasına yardımcı oluyor. Üçüncüsü de arkadaşlar full body antrenman yapın. Eğer siz haftada zaten hani bir gün iki gün bile salona zor gidiyorsanız haftada 5 günlük bro split antrenmanı nasıl yetiştireceksiniz? Genelde böyle olduğu zaman bacak antrenmanlarını atlayacaksınız. Kolu yapacaksınız, göğsü yapacaksınız. Kol göğüste zaten vücudun ne kadar kas kütlesini tutabilirsiniz ki? Yani bench press'inizi tamam yukarıda tutun ama sırtınız zayıflayacak, kalçanız zayıflayacak, bacaklarınız zayıflayacak. Vitaminsiz bir hale döneceksiniz. Bu esnada zaten beslenmeye dikkat etmiyorsanız yağlanacaksınız. Çok rezalet bir hale bürünecek. Ama full body yaptığınız zaman en azından haftada bir gün bile yapsanız salona bir defa gidin.
duş almasıdır, salonda işte akşam hangi maç var kanka muhabbetidir veyahut da işte trafiğidir, bunları bir gün çekin. Haftanın bir gününü ayırın sadece. Gidin 3 saat antrenman yapın orada. Arada dinlenin isterseniz, arada yemek yiyin isterseniz. Eğer o kadar iş kapasiteniz yoksa, o kadar hani enerjiniz, eforunuz yoksa. Pre-workout alın. Bakın benim storylerim, artık ben de pre-workout kullanıyorum baya. Instagram storylerinden bahsediyorum. Antrenmanınızı full body yapın. Full body yaptığınız zaman en azından bütün kaslarınızı haftada bir defa da olsa çalıştırmış olursunuz. Kaslarınızı korumanıza bu yardımcı olur. Belki ilerletmenize bile yardımcı olur bunu düzenli yaparsanız. Haftada 2 full body yaparsanız zaten birçok bro split antrenmandan çok daha verimli hale gelmiş olur. O dönemde fit kalmaktan değil, daha da fitleşmekten bahsederiz. Söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. 3 tane taktiğim var. Ya hep ya hiç'i bırakıyoruz. Ne olursa olsun diyoruz. İkincisi intermittent fasting yapıyoruz. Link aşağıda, link kartlarda. Okuyun o bloğu. Üçüncüsü full body antrenman diyoruz. Full body antrenman içinde ağırsağlam.com'da zaten bir sürü içerik var. Yani 5x5'in bir gününü bile uygulasanız kafidir biraz asistan ekleyip. Onun da linki aşağıda var. Evet arkadaşlar, bilmek istediğiniz başka bir şey varsa aşağıya yorumlara yazın. Ben de bir dahaki videolarımı onunla üreteyim. Başka bir videoda görüşmek üzere.